Bunlar Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi kadrolar. Her gelecek pozisyonda Türkiye'nin yetiştirdiği en iyi insanı bulmaya çalışıyoruz. Bu insanlar gelecekler, bu insanların dünya çapında başarıları var. Türkiye dışında başka ülkelerde de görev almışlar, o ülkelerin enflasyonunda da başarılı mücadele etmiş insanlar var. Şimdi bu insanlar göreve gelecekler. Ve bu insanlar bağımsız olacaklar bizden. Ve görevlerini yapmak için gelecekler. Onlar da Türkiye için bir fedakarlık yapacaklar. Şimdi onlar geldikleri zaman yurt dışında da yurt içinde de yatırımcılarda bir güven oluşacak. Diyecekler ki ya bunlar, bu insanlar enflasyonla mücadele edebilen, doğru politikaları geçmişte uygulamış. Türkiye'de de enflasyonu düşürmüş bu arada bu insanların bazıları. Yurt dışında başka yerde düşürmüş. Bunların enflasyonla mücadele yetkinliği ve geçmişteki başarıları biliniyor. Bu insanlar enflasyonla başarılı mücadele ederler. O güven oluştuğu zaman Türkiye'de enflasyon beklentisi düşecek. O çok önemli, bakın. Neden? Şu an Türkiye'de enflasyon beklentisi kaç diye sokaktaki vatandaşa sorsak 60, 70, 80, 90, 100 der insanlar. Çünkü zaten genelde 60'ın üzerinde. Genelde bir ekonomik rejimde bir değişiklik olmazsa, politikalarda bir değişiklik olmazsa genelde en iyi tahmin geçmiş 12 aydaki enflasyondur. Şu an Türkiye'de resmi 61 ama birçok insan daha yüksek olduğuna inanıyor. Ayrı bir mevzu. Oraya girmeyelim. Şu an 61 ise, beklenti 61 ise, sizin enflasyonu düşürmeniz için ne yapmanız gerekiyor? Ya diyeceksiniz ki Türk lirasının güveni test edelim. Türk lirasını cazip hale getirelim. Nasıl getireceksiniz? Türk lirasında faizlerin yüksek olması lazım. O seviyeye çıkması lazım. O seviyede bir faizi getiremezsiniz. Çünkü o zaman bir sürü ülkede iflaslar olur. Onun için yapılacak şey faizi arttırmak değil, güveni tesis etmek. Bu arkadaşlar geldiği zaman enflasyon beklentileri düşecek. Niye? Çünkü bu insanlar enflasyonla etkili mücadele etmiş, kendini rüştünü ispatlamış insanlar. Yani bürokratların kuvvetli isimler olması sizin tabii en önemli önerilerinizin başında geliyor. Tabii. Benim şimdi anladığım kadarıyla. Aynı anda ne yapacağız? Aynı anda Türkiye'de hukukun üstünde tesis edilecek. Türkiye'yi yatırıma, sadece içte değil dışarıda da yatırıma teşvik edeceğiz. Yani Türkiye yatırım yapılabilir bir ülke haline gelecek. Bunlar hepsi bir bütünün parçası. Hukukun üstünlüğü tesis edilecek. Makroekonomik istikrar sağlanacak. Aynı şekilde mali disiplin getirilecek. İsterseniz biraz da oralardan da anlatabilirim. Çünkü siz bana çok büyük bir boşluk verdiniz. Yani ekonomiyi şöyle, nasıl düzelteceğiz? Şöyle tabii teoriler. Çok aşırı teknik değil. Hani bizim anlayacağımız işte mesela konut fiyatlarının inanılmaz yükseldiği bir noktadayız. Ev kiraları ve ev fiyatlarının arz mı fazla bilemiyorum. İnanılmaz bir yükseliş var. Market fiyatlarında işte meyve sebze alırken vatandaş zorlanıyor. Benzin fiyatları yüksek. Yani sonuç itibariyle bunların düşmesinin beklentisi var halkta. Yani kazanmış olduğu gelirle rahat bir yaşam sürmeyi başarabilme isteği ve arzusu. Olay bu. Yani siz İyi Parti olarak ve İyi Parti'nin genel başkan yardımcısı olarak bu vaadi, mesela bugün iktidar olsanız, biz Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomisini atıyorum bir senede ya da iki senede ne kadar zaman içerisinde vatandaşın geliriyle yaşam standardını dengeleyecek hale gelirsiniz? Şimdi sizin saydığınız şeylerin çoğu enflasyonla alakalı. Türkiye'nin çok başka problemleri var. Yani enflasyonu düşürdüğümüz zaman bu sıkıntılardan aslında kurtulacağız. Anlatayım. Şimdi enflasyonu, bunu ben ilk Halk TV'de söylemiştim. İpek Hanım, İpek Özbey'in programında 6 hafta kadar oluyor. Biz şu an iktidara gelsek, yarın biz başa gelsek 12 ay içinde enflasyon tekhanelere düşer. Ne zaman? 12 ay içinde 12 enflasyon ay. Tekhanelere önemli düşer. Önemli bir şey. Önemli, evet, bir cümle. İyi ondan, Parti iktidara gelse 12 ay içinde enflasyonu düşürürüz. Tekhane diyorsunuz. Tabii, bu İyi Parti değil. Yani Millet İyi Parti, İttifakı. Millet İttifakı. Biz tek başımıza iktidara gelecek gibi çalışıyoruz ama tabii ki gerçekçiyiz. Millet İttifakı'nın diğer öğeleriyle beraber birlikte görev alacağız. Bu olduğu zaman biz 12 ayda enflasyonu düşürürüz. Bu arada Bakan Nebati'nin açıklaması var. Yaz aylarında enflasyon düşecek diyor. Sizden daha az bir tarih vermiş, onu da söyleyeyim. Bakın, tekhaneye düşecek demiyor Bakan Bey ama demiyor. Demek serbest zaten. Bakan Bey'in her dediği yanlış çıktığı için onun ne dediğinin çok da önemi yok. Ama ben söyleyeyim, önümüzdeki aylarda yanlış politikalara devam ederek enflasyonu düşüremezler. Ha, bazı tarım ürünleri mevsimlik ucuzlayabilir ama Türkiye'de şu an enflasyonla mücadele edilmiyor. Tam tersi yanlış şeyler yapılıyor. Ama ben size daha önce sorduğunuz çok önemli sorular var. Biraz geriye döneyim, tamam, onların hepsini cevaplayayım. Bakın, Türkiye'de çok ciddi bir gelir dağılımı ve servet dağılımı bozukluğu var. Enflasyonun en kötü yönlerinden biri zaten ücretlilerden o serveti ve gelir alıp başka kesimlere pompalamanız. Çünkü siz ücretlinin gelirini enflasyonla da arttırmıyorsanız
üretli dar gelirli sürekli fakirleşiyor demektir. Siz enflasyonu kontrol altına aldığınız zaman o kötüleşme durur. Ama bir anda eskisine çevirmeniz imkanı yok, zaman alacak. Onun için aynı zamanda da sosyal politikalarla desteklemeniz lazım. Bakın şu an Türkiye'de çok ciddi derin yoksulluk var. Türkiye'de milyonlarca çocuk yeterli derecede besin alamıyor. Bu çocukların besin alamadığı zaman zaten eğitim programımız da çok problemli, ama doğru eğitimi verseniz bile çocuk evde beslenemiyorsa, okulda beslenemiyorsa zaten bu çocuğun başarılı olmasına imkan yok. Yani biz şu an geleceğimizi mahvetmekle meşgulüz. Bunların durdurulması lazım. Yani Türkiye'de enflasyon durup doğru kalkınma hamleleri yapıldıktan sonra halk yavaş yavaş zenginleşmeye başlayacak. Ama yıllardır verilen zararı bir anda geri alamazsınız. Onun için de sosyal paketlerle, sosyal politikalarla en ihtiyacı olan insanlara şu anda zannediyorum, şu anda zannediyorum sosyal politikalar devam ediyor. Hani en azından devam ediyor. Son derece verimsiz ve yanlış veriye dayalı değil, başka şeylere keyfi şekilde yapılan bir olay var. Orada bakın, bizim programlarımızdan biri ilkokul, anaokulundan lise son sınıfa kadar her çocuğumuza devlet okullarında sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği verme programımız var mesela. Bunun gibi birçok programımız var. Gençlere, çocuklara, kadınlara destek olan. Bunların Türkiye'de uygulanması lazım. Uygulanmazsa Türkiye'de ciddi bir derin yoksulluk problemi var. Onu yıllarca çözemezsiniz ve bu arada da bir sonraki neslimizi de mahvetmiş oluruz. Bu çok hızlı şekilde yapılması gereken bir şey. Şimdi mesela Bilge Bey, şunu sorsam, siz Millet İttifakı diye altına çizdiniz iktidar olsanız diye. Anladığım kadarıyla eğer Millet İttifakı ile olacaksak,